İnsan güzellikke aşık oladı. Bana şu güzellikke aşıklıkı onu günah kılıçlıkke yeteliydi. İnsan kaça Rabbisi asili kıladı. Yegane bugün Rabbisini tanıştan uzak olsa, Allah Ta'ala'nın güzel isimleri ve âli isfetlerinden gafil bugün de ayrı mahluklarının güzelliği aldanıp kalıp, şunda Rabbisi'ye asili kıladı. Bir ayağının güzelliğini köredi de, onge mahluya bulup, günah yolu kuluru koyadı. Çırağalı bir imarat köredi, şunu alayı dedi de günah yolu kuluru koyadı. Çırağalı bir maşinanı köredi de, onu güzelliği, onu mahluya kıladı da günah yolu kuluru koyadı. Lekin bana şu asili kılayken bendeler, güzelliğini de asili kılayken bendeler, hakiki güzelliğini Allah Ta'ala'da ekenliği, güzelliğini aslında Allah ekenliğini bilişkeni de bu günah masiyetke kolurmayan buluşarıdır. Mesela özümden yaşayken bir 25 yıl 30 yaşayan ayalını, şimdi Müslüman ayalılar afife buladı, iffetli buladı, kemter buladı, şimdi betini sonunda bir uğradı da yüde, manikür pedikür kimiydi. Ha indemezden o varıp şimdi pardazı apkere yotkisi koysun da, hali yere körüptür, yaş körüp kaladı. Çünkü ne bana aşığı? Güzelliği de aşığı. Hani indi ayolla şuna sana düşünse, insan erkeğe zatı olmaz, adam zatı güzellikke aşığılığını bilse, özünü sal atenge ineğine. Ne bu eskiler bile, yengiler bilmiydi. Atenge ineğini bir pardas görsetme. Yani insan zatı güzellikke, çırali inerseki aşığı buladı. Mahluklarının güzelliğine aldanıp, Rabbisi'ye asip olup, ahiretini boy verip koyarken adamlar var. Eğer bunlar, buradalar, bu dünyadaki hemen güzellik onların aldıyken güzellik, Allah'ın güzelliğini aldı da, hiç neyse bu mekalışı yine, düşünüşkeni de, ihtimal asili kılışmaz mı deyken? İhtimal asili kılışmaz mı deyken? Allah da Allah'ını tanış, onun isim ve sıfatlarından haberdar buluş, onunla muhabbetli buluş, hem de onge kulçilik kılış mumullar için hakiki saadettir. Gerçi dünyada koruda hiç nesası bulmasayam en bakli adam mumun buladı. Çünkü el cemil bugün, güzel bugün Rabbisini tanıydı. İsim sıfatlardan haberdar buladı. Üçüncü koruda hiç nesası yok basayam kandaya ahval izlese ne dedi? Elhamdülillah dedi. Çünkü bu dünyadaki müşkeleler, bu yetişmavçiler Allah'ın dilerini körüştüğü aldı da hiç neyse mumi kaladı. Ve bana şu elhamdülillah deyken söz şey fakat mumuna iterken. Yani Müslüman işleri kale edese elhamdülillah deydi. İşi hıra mı, tınık mı farkı yok. Çünkü ne demek ki elhamdülillah deydi dese o Rabbisinin dilerini körüştüğü aldı da bu müşkeleler hiç neyse mumi kalışken yakışı biledi. Ayrım insanlar Müslüman kişi dünyanın güzelliklerinden mahrum de boylaşadı. Özünün ibadeti bulan, takvası bulan, dünyada köy bir hayriyetlerden, güzelliklerden mahrum buladı da böyleydiler. Lekin hakikatte ki, hakikatte bunu aksi buladı. Allah Ta'ala özüge aşık bugün mumun bandasının kalbine şimdi bir nesnesini verip koyadı. O hak rahmet deyin, hak sakinet deyin, ne mi desiz deyin? Lekin bana şu Allah Ta'ala verip koyan nesnesi insanını en saadetli insan gelendiradı. Müslüman kişinin en saadetli banda eğlendiriyordu. Gerçi kolada dünyada bir dinleyen bu mesela. Bana şu hatır cemliği Allah Ta'ala sahip koyuyor. Bana şu rahmetli Allah ap koysa bu insan özünü dünyadaki en baksız insan da biledi. Gerçi dünyanın hemen takını kolada bu mesela. Yunus Aleyhisselam bağladı kanına geçip denizlere girip gitti. Ne mi de dua kıldı? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Parvadigar senden özge ilah yok. Elbette men özümge özüm zulüm kıyanlardan buldum. Yani senge asili kıldım. En baksız insan bu kaldım. Müslüman adam savablı iş kıyandı. Allah razı buladığın işte kılıp. Çünkü muvaffak kıyandı. Şunu kadar saadetini sıkıradı özü de. Doğru mu? Hiç kimge bildirmezsen bir muhtaç adamı müşkülesen halkı koyduysa. Kursan yürüptü. Hiç kimge bildirmeyesiz, şuna kadar hatırlayacağınızı sıkırasız. Bu fakat mumunge belli adı yanlarsın. Allah Azze ve Celle bu peygamberini duasını icabat kıldı, necat verdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kuvup çıktı Mekke'den.
Rasulullah savr qorida özünü hamrohi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan o'tiribdi-da, mana shunday holatda quvg'unda qochib g'orda o'tirgan bo'lsa ham Rasulullah sallallohu alayhi vasallam eng baxtli inson edi. Chunki u zotning qalbiga Alloh taolo sakinatni xotirjamlikni bergan edi. Mo'min odam dunyoda huzur halovatdan bexabar, u dunyoda bir go'zallardan mahrum deganlar juda ham katta xato yo'l qo'yishadi.